burada insanların cehaletlerinden dolayı yaptıkları fiiller, ibadetler değil, ancak şer'i emirlerde كَمَا جَاءَ فِي كِتَابِهِ اَوْ فِي سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ doğrultusunda gelen ilim ancak bizim için bir hüccettir, bir delildir, bir burhandır. Allah'ın ve Resulünün gösterdiği şekilde biz kulluğumuzu yapacağız. Evet. السادسة أن لهم من الحسنات والوعيد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. Başkalarına söz konusu olmayan sevaplar ve af olacakları için Rabbim Tebareke ve Teala onları nedir? Onlar vaat ediyor. Nerede? Ve hâze me'lûm min el âye mesela kavluhu teâlâ. Şu ayette Rabbim Tebareke ve Teala söylüyor. La yestevi minkum men enfaka min kablil feth ve qâten ulaike a'zama dereceten min ellezîne enfakû. İçinizde Mekke fethinden önce infak eden elbette diğerlerinden daha farklıdır. İçinizde Mekke fethinden önce infak eden, Allah yolunda cihad eden kişiler daha başkasından denk olabilir mi? Hayır. Yani Mekke fethinden sonra infakla bir olur mu? Hayır. İşte diyor ki ve katilu, aynı şekilde savaştılar. Ve kulle اَلَذ۪ينَ اَنْفَقُوا وَكُلَّ وَعْدَ اللّٰهِ حُسْنَ. İşte Rabbim Tebareke ve Teala bu vaatleri, bu sebepleri insanlara örnek için bu veriyor. Yani burada Mekke fethinden önce Allah indinde savaşanlar, infakta bulunanlar Mekke fethinden sonra gibi, diğerleri gibi değildir. Onlar daha fazla ecirleri vardır burada demek istiyor. Niçin? Çünkü onlar mallarıyla, canlarıyla cihad ediyorlardı. Ama Mekke fethedildikten sonra diğerleri, onlar savaşa gelmediler. Belki de mallarıyla destek şey etmediler. Onlar gibi bir olur mu? Hayır. فَالصَّحَابَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ لَهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَالْوَعْدِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالسَّبَبِ وَالْاَسْبَابِ الْمَغْفِرَةِ وَالسَّبَبِ الْمَغْفِرَةِ. Burada diyor ki sahabeler, onlara İyilik ve mağfiret vardır Allah tarafından, onlara müjdeleniyor. Mâ leyse li gayrihim, kesinlikle başkalarına bu şeyi verilmiş değildir. Sadece sahabi kirama. Ve zâlike lem yu'zirhumun nebiyyü aleyhissalatü vesselam bihâdet talab. Ve buna rağmen Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bu talep karşısında, istedikleri karşısında onları mazur görmüyor. Hani اَجْعَلْ لَنَا اَنْوَاتًا كَمَالِهُ اَنْوَاتٍ. Allah'ın Resulü bu şekilde onları mazur görmüyor. اَسْتَابِعَ اَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ لَمْ يُعْذِرُهُمْ بَلْ رَدَّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ. Hani burada dedi ya Resulullah, اَجْعَلْ لَنَا اَنْوَاتًا كَمَالِهُ اَنْوَاتٍ. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَلَامُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ لَتَتَّبَعُنَّ السُنَنْ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ diyor. Sizden önceki dalalete ermiş olan insanların yollarına düşeceksiniz, düşmüşsünüz. Yani burada ikrar babından değil, uyarmak açısından Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam onlara söylemiştir. اَنَّهَا السُّنَنْ لَتَتَّبِعُنَّ السِّنَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Yani ikrar babından değil, tasdik babından değil, ama mutlak bağda siz o yollara uyacaksınız. Ey ümmetin dikkatli olun, uyarıyorum, sakın bu yollara düşmeyin burada demek istiyor. فغلب الامر بهذا الثلاثه. İşte bu meseleyi bu üç şeye bağladı diyor. Ve hiye kavluhu Allahu ekber. Burada Allahu ekber sözü Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın teaccübüne gitti, yani acayibine gitti. Nasıl olur da benim yanımdaki olan ashab bu şekilde benden isterler? Nasıl olur? Ben ölmedim ki. Nasıl oluyor da ey Allah'ın Resulü, kafirlerin nasıl bir ağaçları varsa, nasıl ondan teberrük ediyorlarsa, bize de bir ağaç yap da silahlarımızı koyalım, teberrük edelim, ondan işte o bize uğur getirsin, işte kalbini ferah bulsun diye Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'dan istiyorlar. Tıpkı Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'dan o kişi istediği gibi ya Resulullah zelli fizzina diyor. Geldi Allah Resulü diyor ki zina konusunda bana izin ver Allah Resulü. Ashab onu duyduktan sonra onu saldırıp döveceklerdi. Hayır dedi Allah Resulü. Durun. Durun. Çağırdı kendisi, dedi ki: "Eterdâhe li ummuk?"
أترضاها لأختك؟ أترضاها لخالتك؟ أترضاها لعمتك؟ أنانا كابول أدر مسن؟ باجينا كابول أدر مسن؟ يعني هلانا تيزنا سيد الله رسوله hayır o da diyor ki hayır ya Resulullah hayır ey Allah Resulü dedi ki onlar da bu şekilde razı değiller. Ondan sonra Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a dua etti ve kişi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın yanından çıktığı zaman en nefret ettiği zina olmuştur o kişi. Bakınız Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hikmetle yaklaşmıştı ama ashab-ı kiram onu dövseydiler ne olacak? Kaybedeceklerdi. Tıpkı bir Arabi bir camide mevlettiği gibi, işediği gibi hemen ashab geldi, onu dövecekler. Hayırdır, durun, duyur. Dedi ki işte bu namaz için, ibadet için yapılan olan yerlerdir. Burası böyle tuvalet ihtiyacı gidermek için değildir. İşte ondan sonra o çişine bir kova su döktüler, bu orası temizlendi. O adam ne dedi? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde ona yaklaştığını gördüğü zaman hoşnut oldu. Aleyhisselatü Vesselam'a ısınıp yani dedi ki Allahümme erhamni ve erham Muhammeda ve la terham ma'ana ahada. Ey Allah'ım beni ve Muhammed'i merhamet eyle. Bizim dışımızda hiç kimseyi merhamet eyle ya Rabbi. Eyleme ya Rabbi. Dedi ki ya Resul ne yaptın dedi. Bak. Beni ve Muhammed'i rahmet eyle, diğerlerini etme ya Rabbi diye o Arabi, o kişi dua etti. Demek ki burada hikmetle bir kişiye yaklaşıldığı zaman inanıyorum ki Allah Tebareke ve Teala o kişinin kalbine sekineti indirecek ve bir bakarsın o ne oldu? Hak yolu bulacaktır inşallah ama o hikmeti olan şeyleri yani gerçekten